Katia. Onun ne olduğuna ilginç bir bilgim yok. Kalinita. Geceniz zehir. Spokojne noche. İyi geceler efendim. Hey, iyi geceler. Bugün böyle bir dünyaya açılasım geldi. Dilim döndüğünce ortaya karışık bir şey yaptım ama Fransızcasını unuttuk. Neydi? Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Hayır, izleyenler var orada. Seyircinin göçmeni var. Evinde uydusu olanı var. Tatlıcısı var da var, yani hepsi var. Hepsini yakalamak lazım. Medya budur. Herkes beni izlesindir. Herkes beni konuşsundur. Bu kadar farklı dilden birini anlayan bir tek yabancı bile olsa o adam için bir dakikalığına ben şöhret olsam bana yeter. Hastayım ben. İçime şeytan girdi. Vallahi televizyon işi insanı bitirir. Hele de her gece benim gibi atlamalı, zıplamalı bir program. Vay be. Vay ki ne vay. Hey. Efendim, en şahanesi yine de Türkçe. Valla Türkçenin hastasıyım. Hele de sokakta falan fena kullanıyorum. Naber goç. Yerim senin arabana. Kaçması yola bu. Aa, fena fena. Sokakta çok fenayım. O yüzden beni bu stüdyoya tıkmış olabilirler mi acaba diye de düşünüyorum. Ama neyse. Evet gençler, şimdi gecenin rengine hoş geldiniz. İyi misiniz? İyisiniz. Tamam, yine gayet iyi görünüyorsunuz. Ekran başındaki izleyicilerimize hoş geldiler. Evet, şimdi bu gece yine çok eğlenceli, çok güzel bir sohbet olacak. Çok eğleneceğiz. Sohbet de olacak. Anlatabildim galiba burasını. Evet. Birazdan yepyeni albümü Demode ile sıkı bir dönüş yapan Nalan. Başarılı oyuncu. Çok karizmatik. Aynı zamanda iyi de bir seslendirme sanatçısı olan Erhan Yazıcıoğlu. Evet. Hazırsanız. Hazır mısınız? Hiç sevmiyorum ben böyle cılız sesi. Hazır mısınız? Gecenin adamları hazır mı? Hazırız. Ben de hazırım. Siz de hazırsanız. Gecenin rengi başlıyor. Bir de deminki parça 9-8'lüktür. Neden R&B 4-4'lük değil midir? Yok, öyle bir kural yok. O zaman ben susuyorum. O kadar mı? Abi. Hadi be adam, silkelen kendine gel falan diyorsun. Bir şey. He. Yok öyle bir şey ya. Bırak lan. Hayır. Bırak. Ulan ben de bunu vururum. Onu vur. Burada benim program düşer. Çok öyle bir şey yok. Yok. Para onun dilinde, keşke elinde olsa. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu. Başlayacağız ama bir türlü başlayamıyoruz. Çünkü bu stüdyodaki genç arkadaşlar karınlarının fena halde aç olduğunu söylüyorlar. Ve bana da deminden beri böyle aralarda bugün ne yiyeceğiz. Bugün böyle karnınızı doyuracak bir şey yok. Vallahi yok. Daha sağlıklı bir şey var bugün, öyle bir şey vereceğiz. Doymazsınız onunla. Birazdan vereceğim onu. Ya ne vereceğimi söyleyeyim de ona doymazsınız arkadaşlar. Sushi. Ben bugün size keçi boncuzu dağıtacaktım. Hayır, faydasını bilen var mı keçi boncuzunun? Faydalarını bilen. Şşş, bir dakika. Keçi boncuzunun net olarak faydasını bilen var mı? Güç yapar. Nefes darlığına iyi gelirmiş. Astımı tedavi edici özelliği varmış. Kafein içermediğinden tansiyon hastalıkları rahatlıkla kullanabilirmiş. Kalsiyum bakımından da çok zenginmiş arkadaşlar.
Ama siz bunu istemiyorsunuz, anladım. Peki. Şimdi dedi ki bu öndeki arkadaş, benim karnım hakikaten çok aç, bana bir şey ısmarlayın. Ben de biraz evvel bizim program asistanımız var Ezgi, dedim ki ekmek arası bir şey, ne yersin dedim. Kokoreç dedi. Ona ısmarlayacaktım, herkes dedi ki birden biz açız. Evet, gecenin bu yarısı. Neresi açıksa. Böyle kokoreç olur, lahmacun olur, ekmek arası döner olur. Bizi izleyen bir insan evladı, böyle varsa bir büfeniz, bir şeyiniz, hakikaten biz bekliyoruz. Arkadaşlar aç. Gerçekten çok hora geçersene dua ederiz. Bunu arada bir söyleyeyim ben. Böyle açık bir yer istiyorum. Bir büfe. Değil mi? Taksim civarı olur, Mecidiyeköy civarı olur. Mesela Mecidiyeköy'de hemen şu köşede çok ünlü bir kokoreççi var. O olur. Değil mi? Olur. Olur. Tamam, peki. Arkadaşlar birazdan yemekler de gelecek inşallah. Gerçekten emir vaki yapıyorum. Bilmiyorum. Yani gelecek mi gelmeyecek mi gerçekten bilmiyorum. Gelmezse de ben buradayım. Hadi canım. Hadi canım. Bir ekmek arası kokoreçe mi yani benim benim? Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Tabii ki. Peki. Hazırız. Çok özledik. Çok ara verdi. Hanımlar beyler. Karşınızda Nalan. Yeah.
böyle hemen insanın kulağını böyle aşina olacak. Hepimizin diline pelesenk olacak. Bir şarkı daha yapmışsın Nalan, utanmıyor musun? Thank you very much çocuğum, sen başta öyle başarıyor. Ne kadar oldu ya? Çok uzun süre oldu. 2 sene oldu tamam. 2 sene aha, mi? Tamam. Niye bana o kadar uzun geldi? 2 sene uzun tabii, ondan gelmiştim. Affedersin ya Allah. Hayır ya. Bozmak için hayır, demedim. Ben bozulup hani diyor. 365, 365 bayağı uzun hani yani. Hayır hayır tabii çok. Gün sayısını vurursan çok da. Hani böyle sen sanki 7-8 yıldır albüm yapmıyormuşsun falan gibi oldun. Ha ben. Evet. Olabilir. Bilmiyorum. Herkes öyle diyor. Neyse hoş doğru, geldin. Hoş bulduk. Süper. Hayırlı uğurlu olsun ederim, albüm. Çok teşekkür ederim. Kaçıncı albüm? 9. 9. 9 senin uğurlu sayın. Yok 13. 13 uğurlu sayın. Tamam. Ama haklısın. Haklısın. Niye birazdan haklısın? Birazdan onun öyle gelmiş yani, çünkü. Suyunu evet, çıkaracağım evet, yalnız evet, o sayılarımız. Zeynep'cim öyle yazmış, dikkat etmiş. Hep 9-9-9-9 birleşince o da demiş hani yazayım şöyle güzel bir şeyler döşeyim, döşemiş. Doğru bir şeyler bulmuş, benim de dikkatimi çekti ama heh, 13 benim uğurlu sayım. Bu arada sayı, çok güzel bu bandana. Teşekkür ederim. Peki hanımlar beyler, çok bekletmeye gelmez. Gelmez, tiyatronun en önemli oyuncularından bir tanesi. Çok özledik, hep yine oyunuyla geliyor. Eren Yazıcıoğlu. Acayip bir şey değil mi? Hani tokalaşırken falan acaba soldan mı sağdan mı nereden bırak falan, direkt derken, ortadan gitsin. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim. Maşallah çok iyi gördüm. Evet. Biraz kilo mu aldınız? Evet, otura otura. Ne olacak olacak? Öyle çalışınca veririz nasıl olsa, boş ver. Bu ne güzel enerji ya. Değil mi, fenayız. Vallahi yani, bu saatte. Ben yatıya geldim söyleyeyim. Yatıya geldim. Şurada kıvrılacağım. Koltuk müsait. Şöyle bir kıvrılırsınız valla. Rahat da koltuk. Peki şimdi dedik ya biraz önce. Hakikaten arkadaşlar aşk. Aşk. Yine mi aşk? Aşk. Bahar mı geliyor ne gençler? Aç. Ben de biraz önce emri vaki yaptım. Gerçekten böyle şu anda bizi büfesinde, deneyim, restoranında falan izleyen varsa, bizim yerimiz Mecidiyeköy'de, herkes bilir, Ortaklar Caddesi'ndeyiz. 0212 alan kodumuz 355-85-30-31 telefon numaramız. Varsa içinizden şöyle bir insan evladı, arkadaşları doyurmak istiyor, uyurmak istiyorum diyen. Evet, böyle kokoreç olur değil mi? Ekmek arasından olur. Yer misin, sever misiniz? Tabii canım. Varsa bir sipariş alalım. Daha ben dün akşam yedim. Vay, afiyet olsun. Belli oluyor gecenin desem. Gecenin 3.30. Gecenin 3.30'a siz kokoreç yerseniz. Ama ne yani, yapalım? Olacak artık yani, o kadar. Bu da ay hakkımızdır Nalan, sen be, yemek yemiyormuş gibi ha. Gece yemek yenmez. Kabus mu göreyim? Ama sen bir de gececisin. Uyumuyor musun gece? Çok az uyurmuşsun. Şu bir haftadır biraz fena durumdayım yani. Erken uykum gelmeye başladı. Çok niye? Yoruldum. Kaset çıktı ya devamlı. Koştur koştur koştur. Yoruldum ama normalde tabii hep gece. Gece yaşıyorsun tabii, sen tabii tabii. Siz de mi öylesiniz? Yok yani 1-2. O kadar. Tamam yani 1-2 aslında. Yok be, çok gece sayılmaz yani. Hiç değişmedin Nalan ya. Sahiden mi? Vallahi kaç sene? Ben 15 sene, 16 senedir tanıyorum seni. Hiç aynı, öyle bıraktığı bir yerde duruyor. Teşekkür ederim. İşte şey uzun geliyormuş ya. Ara döndürüyorum arada kendimi. Evet, evet ama yani evet. Güzel bir şey o aslında değil çok, mi? Yani, çok. Değişmemek. Hepimiz çok değişiyoruz aslında. Fark etmiyoruz ama demek ki sağlıklı izinde gidiyoruz. O güzel bir şey. Hem öyle hem kafası yerli yerinde, bir takım şeylere uyum göstermez, o bilir. Kralların vardır. Bildiği ama, işin uzantısında gider, sapmaz. Teşekkür yaptığı ederim, her iş gayet doğrudur. Sizin ikinizde de yalnız temsil ettiğiniz sektörlerle ilgili bir bıkmışlık, sektörle ilgili aslında çok ciddi tespitleri salan var. Bugün müsaade edin biraz konuşalım, altını tabii, kazıyalım istiyorum tabii, beraber. Evet tabii, telefon numaranızı verdik. Tabii ki bu telefon numaramız, aynı zamanda sizler de sohbete katılmak isterseniz bizleri arayabilirsiniz. 0212 355 85 30 31 ya. Başına kodunu koymazsanız 0212 öyle aradığınızda karşınıza Uğur Dündar çıkıyor. Onun kararını siz verin artık. Kötü müydü? Gülmediniz. Bütün kebapçılara ben güldüm duyuyorum hayatım, ben güldüm. Peki bence Nalan'cığım senin gülmen yeterliydi zaten. Şimdi bak, albümün hayırlı uğurlu çok olsun. Sefasını sür. Nice albümlere diyorum. Amin. Yalnız bu 9. albüm. İçinde 9 şarkı var.
9 da senin uğurlu rakamınmış. Mış. Öyle mi? 13 işte. Ama demişin. Yok demedim. Bunu kim yazılmış dedi? O gözden kaçmış, düzeltilmemiş. Peki bak Nalan, yalan söyleme. 7. albümün için 21 Ağustos 2005'te Akşam Gazetesi'ne verdiğin röportajda demişin ki 7 benim uğurlu sayım. Sonra 7-13. Bak sonra 2007'nin Şubat ayında Yetin Kelebek Ekin'e verdiğin röportajında 13 demişim. Niye 13. sanatçınızı kutluyorsunuz yazıyorsun? 13. Sen 13. 7 ve 13. Vallahi apartman numarası 7 daire 13. Hiç unutmuyorum. Son. Kasetim çıkacaktı. Kasetim çıktığını genelde de hep 13 numaralı evlerde oturmuşum. 7 ve 13'tü. Konservatuara girdiğimde 7. olmuşum. 7. Ondan sonra ortaokul imtihanına girdim. Yani 7'ler ve 13'ler hayatımda çok fazla. Hmm. Ama 13 daha ağırlıklı tabii. Ben de derim hani uğurlu sayınız var mı? Sayılarla bir işim yok benim aslında. Demek da ki sen var söylerler ben de derim katılsan. Ki 7-13. Var mısın yok musun'a katılsan bayağı bir. Ayva yiyeceğim. 7 ile 13 hep sona mı saklarsın? Ne yaparsın? Yoksa ilk önce mi açtırırsın? Saklamam hemen ilk önce. Peki şu yarışmalara şimdi hemen birden konu açıldı ya. Siz çok önce. Ne kadar önce? 93. İner misin çıkar 94, yok ya olur mu? Yok ya. Oo, başkaydı yani. Özellikle öyle şeyler yapıyorum ki hani biraz kıvır, böyle. Kıvır. Tamam ne var birazcık kafa hararet yapmış olabilir. Seç bakalım. Kaç yıl oldu dediniz? En son 98'de yaptık. Demek ki 11 senedir bir şey yapmıyoruz. Bir izleyelim mi arkadaşlar? Tekrar bir hatırlamak ister miyiz? O dönemde çok ses getiren. Onlar canım. Hatırlamaz. Onlar ya. Bebek. Hatırlarlar canım. O kadar da değil yani. Evet bir izleyelim mi? Evet yönetmenim bir verebilir miyiz acaba? Olacak. Karşınızda şimdi Erhan Yazıcıoğlu. Sevgili Türkiye'm. Bir cumartesi gecesi yine birlikteyiz. Seç bakalım. Bravo. Perde 2, perde 3 ve büyük kutu hangisi? Perde 3. İbo bizim programı seviyor musun? Samimi söyle. Vallahi ben sizin programınızı çok seviyorum. Sağ ol. 4 program yaptık. İkisine geldin. İkisini evde seyrettin mi? Yok. İzleyemedim. Şimdi şöyle annelerimizin arasında dolaşsak diyorum. Şöyle güzel annelerin arasında durmak. Aslında biliyor musunuz? Benim de anneler günüm kutlanıyor. Geç bakalım. Bravo! Allah Allah. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki tanıyabilirsin. Benim adım Caz. Nasıl Caz? Anam beni patlıcan kızartırken doğurmuş, adımı Caz koymuş. Ya. Şimdi o bir kişi benim gibi biraz kilolu bir kişi olsun. Çünkü bakın ödül ne. Çok ne kadar yani canım, hani az mı katılmıştım ben de programa. Hey gidey. Peki niye o küçük İbo o kadar İbo muydu adı küçük İbo muydu? Niye o kadar çok katıldı 2-4 programın ikisinde? Kim bilir yani bilmiyorum. O ara konuk mu bulamıyordunuz programın ilk zamanları? Olur mu canım herkes canım. Katılmak istiyordu programa. Zaten baskı vardı o tabii programa canım. Katılmak için. Reytingi çok yüksekti. Çok yüksek. Tabii canım. Yani 16-17. Herkes de katılamıyordu öyle. O kadar tabii. Bir de yani. Tabii araya aracılar koyuyordu. Peki o dönem sizin hani beraber eşlik eden Seray Sever miydi? Ceyda Düvenci miydi? Hangisi? Hepsi. Ebru Şallı da vardı. Allah. Tabii tabii. Yani çok. Hepsi oradan çıktılar zaten. O bir mektepti. Son dönem yarışmaları seyrediyor musunuz peki? Vallahi çok ısrar ediyorlar. Merakla şöyle 3-5 dakika bakıyorum. Yani altyapıda bir şey yok. Sadece insanlara umut dağıtıyor. Belirli bir espri yok. 10 kelimeyle program sunuluyor. Yani dikkatimi kimler çeken onlar bunlar. Mesela? Yani bahsi için kaç tane şey var bakıyorum ben hani Wipeout var. Magazin muhabiri gibi. İsim Wipeout var acaba? Söyleyin ya bir şey biri gelen de bir şey desin. Bu ya. İşi hala demeyeceğiz. Var mısın yok musun yabancı gelin. Wipeout Mehmet Ali Erbil'le Eli Sarışıl son hala, karar. Hala bu işi bilen tek kişi var Mehmet Ali Erbil. Yani bir fenomen. Yani ağzı laf da yapıyor kelime hazinesi zengin. İnsanları nereden vuracağını da biliyor. Bazen belden aşağı vuruyor ama artık o kadar da Mehmet Ali'lik olur. Ona da olur. Alıştık diyorsunuz yani. Ama Erhan abi son zamanlarda bu yarışma programları daha çok hani sunan kişinin üstüne değil de yarışmacıların üstüne oynanıyor. Bravo. Onun için pek hiç fazla bir sunuşa ihtiyaç kalmıyor. Yok, fazla doğru. Bir kelimeye de ihtiyaç kalmıyor. Doğru haklısın. Mehmet Ali'ninki tamamen Mehmet Ali'nin üzerine.
olduğu için Mehmet Ali tabii ki. İhtiyaç kalmıyor derken yani onlar mı daha çok aslında problem? Yani bu söylediklerime ihtiyaç kalmıyor diyor Nalan. Bu çok haklı. Yani şu dönemdeki televizyondaki yarışma programları açısından çok böyle sizin gönlünüzü çalan bir şey yok galiba. Yok ama kadınların iktidarı var. Ben mesela şeyi seviyorum var. Ben. Yemek Teyzi seyrediyorum ben. Seyrediyorsun. Tabii. Bir de Kriz Değil var. Onu bilmiyorum artık suyu çıktı çünkü ne bu mesele. Ne krizi ya, krizde miyiz? Krizdeyiz lan. Sizde kriz var mı çocuklar? Notlarda kriz var. Her gece her gece burada tabii olur. Evet peki telefonumuz mu var? Ne var? Evet ne? Aa bir dakika. Aa! Vay be çok heyecanlandım. Ahmet Şahinbaş. Sütlüce de mi? Sütlüce. Hazırlıyormuş getireceklermiş. Kim? Aman ya biz de sevindik. Telefondaymış. Bir karar verseniz Dilekçim. Bir 5 dakika dışarı çık. Ahmet Bey. Evet. Hoş geldiniz. Ay, Ahmet Bey duydunuz bizim karnımızın zili çalıyor değil mi? Evet. Tam buralara geliyorum. Etkileyici bir konuşma oldu demek ki. Aradınız bizi. Evet. Çok özür dilerim. Evet, evet. Zaten. Bir de hayır derseniz bu konuşma tamamıyla bitecek Ahmet Bey. Alo. Buyursunlar. Nereden arıyorsunuz bizi? Biz Pangaltı'ndan arıyoruz. Sütlüce Pangaltı'ndan. Evet. Yani çabuk yolla. Yakınsın. Çabuk yolla. Evet. Restoranınız mı var? Kokoreç. Kokoreç dükkanı. Kokoreç dükkanınız var. Evet. Ahmet Bey burada kaç kişi var biliyor musunuz? Kaç kişi var sayalım. 100. Abi Bey çok kötü bir haberim varsa yani çok tamam da 70 kişiyiz ya. Canınız sağ olsun ya 170 kişi olsun gönder. Dinliyorum, evet. Evet, biz artık diyoruz ki kokoreçler yola çıksa. Siz de gelseniz hatta, bize bir merhaba derseniz. Şey yok, kimse yok dükkanı. Başka zaman. Ha, kimse yok. Dükkanı bırakabileceğiniz kimse yok. Tek başınıza mı çalışıyorsunuz orada şu an? Çıraklar falan var, onlara da emanet etmek istemiyorsunuz anlaşılan. Evet, evet. Peki, tamam. 70 kişi miyiz hakikaten? Hemen hazırlayalım. 70 tane... içi ekmeğin içi alınsın mı arkadaşlar? Acı olmuş. Acılı acı. Ya artık saçmalamayın. Bu kadar da pes yani. 80 falan adamcağızın kaç tane. Ahmet Bey bugün kaç tane kokoreç sattınız? Bugün 70 tane şiş olarak. Ya gördün adamı. 70 kokoreç. Kaç para eder? Şeyler izliyor mu maliyeciler? Yok yok mesela ben diyelim ki sizden 70 tane kokoreç alacağım. Kaç para ediyor? Ma bilmem ki. Adresinizi vermeyin siz yine de. Sen 3'ten say 3'ten. 2. Ya ben soruyorum size Ahmet Bey. 70 tane kokoreç istiyorum. Dükkanın önüne geldim. Ha, yarım ekmek olarak değil şiş olarak dedik. Şiş olarak. Ya neyse işte ne yapıyorsanız. Yani 70 tanesini sen bana... Sen de verin söylemek istiyorum. Hayır söylemesini istiyorum. Alacağım anam. Deniyorum vallahi. Ahmet Beyciğim kaç para? Size göndereceğimiz mi? Evet. Onlar şey ya fitre zekat olarak. Doğru öğrenciler. Öğrenciler. Tamam. Siz kaşındınız vallahi. Yani yarısını ben ödeyecektim. Yazık burada yaptım. Deminden beri yok. Diyor ki yani. Tamam peki o zaman. Evet evet. Ayıp olur. Ayıp olur demiştim. Ha. Yani bugün 70 tane satmışsınız hepsini almayalım. Tamam çok iyi kalpsiniz falan. Ben de biraz destek çıkayım dedim ama olmadı. Peki. Bekliyoruz biz o zaman. Tamam tamam. Tamam mı? İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi kalplim benim. Değil mi? Ama olmadı yani. Neyse tamam yani başının gözünün şeyi olsun. Demek ki öyle istedi. Ne yapalım? Ha? Ama doğru söylüyor. Yerleriniz olur mu? Yani Ahmet Bey o kadar telefonla aramadın. Gül bahçesi dikensiz olmaz. Geçecek geçecek. Ağlamam sızlamam.
başında. Yaralıyım anla, yine o yanında. Nasıl beklersin benden son söz aklı başında. Siz Nalan diye bağırken Beykoz Lojistik. Lojistik. Şimdi arkadaşlar, of aman Nalan'ı ne kadar süre kullandın? Ya ben kullanmadım, sadece ilk albümün adı of amandı. Ama o böyle bir herkes kullandı. Efsane. Ve ben gibi kullanmadım. Sıtkın sıyrıldı, nefret ediyorsun değil mi? Sevmiyorsun onu. Yo, aslında yani Sıtkım sıyrıldı. Sıtkım sıyrıldı. Nefret ediyorsun. Ay, nefret etmiyorum. Aslında o dönem için belki de güzel evet, oldu. Evet evet ediyorsun. Ediyorum. Gülerim dostum. Biz de öyle düşündük. Of aman Nalan'ı. Nalan. Tutun arkadaşlar. Yani nasıl hayır nefret edeyim ki şarkı Aysel Gürel'in? Evet. Nasıl nefret edeyim? Yani o şeyden hani öyle tanınıyor olmak. Bir de ne deniyordu yani, of aman Nalan. Ha, ona uyuz oluyorum. Hala oluyorum. Bak bak bak. Neden nefret ediyorum biliyor musun ha aslında? Şimdi var ben 94'te albüm çıkmış, şaka yollu böyle sunulmuşum. Şimdi bir konservatuar talebesi olarak hocalarına karşı utanç içinde okula falan gidiyorsun. Sürüne sürüne evet görmesinler yani, kenardan falan şöyle gidiyorsun. Geldi. Ondan sonra bu of aman işi uzayınca da nedir bu of aman kızım mızım falan oluyor. Ben böyle kızarıyorum, bozarıyorum, kaçacak delik hoş arıyorum. Hoş değil Nalan. Yolda gidiyorum mesela, alışveriş yapacağım, of onum. Hiç hoş değildi. Söyleyeyim yani hiç hoş değildi. Hiç hoş değil. Yurt of şuna aman of. Beni de şöyle bir yurt bir ben şuna. Yurt şuna. Yurt parça. Gülerim dostum. Biz de öyle düşündük. Of aman Nalan'ı. Nalan. Tutun arkadaşlar. Yani nasıl nefret edeyim ki şarkı Aysel Gürel'in? Evet. Nasıl nefret edeyim? Yani o şeyden hani öyle tanınıyor olmak. Bir de ne deniyordu yani, of aman Nalan. Ha, ona uyuz oluyorum. Hala oluyorum. Bak bak bak. Neden nefret ediyorum biliyor musun aslında? Şimdi ben 94'te albüm çıkmış, şaka yollu böyle sunulmuşum. Şimdi bir konservatuar talebesi olarak hocalarına karşı utanç içinde okula falan gidiyorsun. Sürüne sürüne evet görmesinler yani, kenardan falan şöyle gidiyorsun. Uyanmak güzel. Ne ettimse kendime ettim, bu benim yolum. Bilmeden kalp kırdıysam da elbet bir kulum. Çiçekler solar, kuşlar göçer. Yine de acısı
edilmez. Cefa çekmeyen dil sefasını sürmez. Her gün ağlayan alışmış gülmeyi bilmez. Her şeye rağmen nefes almak güzel. Her gün ağlayan alışmış gülmeyi bilmez. Her şeye rağmen nefes almak güzel. Efendim? Buradan söyler misin bir klimacı varsa? Hakikaten acayip sıcak. Yani kokoreç, klima ve içecek istiyoruz. Aynen öyle. Bir klimacı varsa diyorsun klima yollasın. Bir zahmet ya. Yarın bu sıcak bugün sucuğun içi. Ölmek üzereyiz. Hakikaten feci durumdayız yani. Böyle buz kolası içine... Ya benim şansıma mı bu yani? Ya bugün özellikle çok sıcak. Yani iyiyim de. Kesinlikle herhalde benim şansıma. Orası ayrı. Orası ayrı. Şimdi... Bugün neye dokunduysam kuruttum. Yapma söyleyeyim. Bak klima da gitmiş işte. Yok klima da hasar yok aslında ya. Var mı bilmiyorum. Bugün bir yani yanıyor burası ya. Yani. Oraya mı geliyor? Beraber birer soğuk espri yapın. Adamın biri varmış. Ha. Hadi evet. Bak nasıl esti. Adamın biri varmış. İkinci dönem düzeltmiş. İşe yaramadı. Şimdi geleceğim şu tiyatronun bir türlü şeyini gösteremedim. Göstereceğim. Tamam. Konuşacağız da. Şimdi burada bir arkadaşımız var. Doğum günü var. Doğum günü kutlu. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Gördüğünüz gibi aile gibiyiz vallahi. Her şeyi acımızı, tatlımızı. Bir düğünü müğünü olan varsa da burada kutlarız yani. Biz yapalım. Öyle giderse. Evet. Evet. Bugün tamam. İşte böyle olacak gibi. Vallahi öyle. Zaten. Evet, arkadaşlar şimdi evet, evet. İyi ki doğdun. Gördüğünüz gibi aile gibiyiz vallahi. Her şey acımızı, tatlımızı. Bir düğünü müğünü olan varsa da burada kutlarız yani. Biz yapalım. Öyle giderse. Evet. Bugün tamam. İşte böyle olacak gibi. Vallahi öyle. Zaten. Evet, arkadaşlar şimdi evet evet şu ayı meselesini bir konuşalım. Bahçenizdeki ayı. Evet. Bahçedeki ayıyı yönetmenim rica edeyim bir gösterelim. Efendim bu ayı milleti bana çok kötü bir oyun oynadı. O ayıyı ben silah avıyla yakalattım. Arkada bahçede duruyor şimdi. Gerçekten söylüyorum. Evet. Bir de bahçıvan tuttum. 5-10 tane de köpek aldım. Bizim bahçıvan her gün birkaç köpeği salıyor üstüne. Paramparça ediyor onları. Oo, yüreğimin yağı eriyor vallahi. Bizim karı bu ayıya acıyor. Evet, yani söylemiyor. Açıkça dile getirmiyor ama gözlerinden anlıyorum. Gözlerinden dedimse gözlerini görür olmadı. Hep yere bakar bu karı. Gözünüzü açın da bakın ulan çevreye. Memleket elden gitti, demokrasi var diye diye. Bak nasıl güzel ama değil. Eskiden itler köpekler var idi, şimdi işler gelişti. Yurdu ayılar sardı. Baş belası ayılar, kıllı kaba dayılar. Kimi ormanları yer, kimi banka kemirir. Kovanı bulan yarma, bal yutarak semirir. Yeah.
Yeni oyun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Siz hem yönetmenliğini yapıyorsunuz hem oyunculuğunu. Evet. Biliyorum. Yani yokluktan. Yoksa sadece yönetecektim. Peki kimler var kadroda? Sizin dışınızda? Kadroda Aydan Burhan, Nursel Köse, Berke Hürcan, Nida Şafak, Melda Narin ve ben. Çok güzel. Peki nerede oynuyorsunuz oyunu? Sadralışık Kültür Merkezi adıyla Sadralışık Tiyatrosu. Küçük sahne, Atlas Pasajı, Beyoğlu. Hı hı. Beyoğlu'nun çok güzel yaşandığı bir dönem. Yani bu ara en güzel şey galiba Beyoğlu'nda herkesin özgürce, rahatça dolaşması. Neden acaba? Hiç vukuat yok. İnsanlar maşallah, mutlu, kalabalık. Maşallah. Evet, nazar değmesin. Evet, inşallah. Peki, şimdi bu dönem aslında tiyatroda kriz pek etkilemedi diye biliyorum ben. Gelen konuklarla genelde onu konuşuyoruz. Sizin için durum öyle mi? Aslında tabii ki biz bu işe biraz iyimser gözle bakıyoruz. Hı hı. Yani öyle filmler insanları peşinden sürüklüyor ki... Mesela? Tiyatroya... Yani var işte bir tanesi çok eleştiri alan İvedik. Yani ama sinema izleyicisi ve tiyatro izleyicisi farklı değil midir? Yani o onu baltalar mı? Şimdi baltalıyor. Yani kesinlikle baltalıyor. Keşke sanatın hiçbir dalı birbirini baltalamasa. Ama ne yazık ki baltalıyor. İster istemez. O daha kolaylarına gidiyor. En çok tiyatroda, da Recep İvedik mi baltalıyor? Gibi gibi filmler. Hı. Yani şu ara o çok söz konusu, çok ortada diye söyledim, örnek hı. verdim. Hı. Ama onun dışında tiyatro başlı başına bir eğitim sahnesi. İnsanlar bundan kaçıyorlar, kafayı pek fazla yormak istemiyorlar. Hı. O yüzden kolay olanı seçiyor, rahat olanı seçiyor, ucuzu seçiyor. Yani her anlamda ucuzu seçiyor. Sizin tiyatronuz ne kadar mesela? Bizim tiyatromuz 20-25 lira. Yani aslında şunu da söyleyeyim. Ben şehir tiyatrosu sanatçısıyım. Evet. Konuk olarak Kerem Alışık'ın tiyatrosunda oynuyorum. Ama tiyatro her yerde aynı. Tiyatrocu her yerde aynı. Ve her şeye rağmen tiyatro yapanları kutluyorum ve destekliyorum. Evet. Ben de kutluyorum. Arkadaşlar bu Meşak oyunu tatlı. Aranızda gören var mı? Ama görmediniz galiba. Gideceksiniz değil mi? Biz, tabii. Evet, kesin. Evet, gidecekler. Senin tiyatroyla aran nasıl Nalan'cığım? Gider ben misin? Ben çok seviyorum tiyatroyu. Bu sıralar ne sinema ne tiyatro tabii ki. Yani albüm diye ben. Galiba biraz albüm sen. Albüm çıkınca her gün mesela ben tabii müzisyen olduğum için ekstra her gün aranjörün başındayım. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun derken günümün çoğu zaten 5 ayım stüdyoda geçiyor. Daha ne olsun. Yani onun haricinde de albüm çıkıyor, koşuşturuyorum. Sonra bir ara veriyorum ama. Muhakkak gitmek istediğim her şeye gidiyorum. Peki şimdi şöyle bir şey var mesela. Yani hani bir dönem senin albümlerinin 1 milyona dayandığı oldu. O milyonlar sattıkları zaman evet. Çok insanın öyle. Evet. Ama insanın. Yani sen de o insanlardan biriydin. Hani o dönemde hı-hı. 1 milyon sattı. Yani insan da vardı içeride. Senin o anlamda böyle bir tabii. Hani usul başarın usul var. Albümüm. Evet. Şimdi o dönemleri konuşurken hakikaten ne kadar geride kalmış gibi değil mi konuşuyoruz? Yani tabii, 97 albümler artık böyle zor hani satmıyor. Tabii canım şeyde 100 bin satınca o rekor kırdı falan diyorlarmış İtalya'da bir CD. 100 bin satınca filan. Bu mesele şeye döndü. Çok şaşırıyormuş. Şuraların hepsi dutluktu. Ha. Yani böyle bir konuşmaya döndü bu hani. Tabii. Değil mi? Evet. O kadar evvel çok... zaman haline geldi ki yani. Tabii, belki tabii. Bir süre sonra şey konuşacağız. Hani, ya ben bazen hayal mi görüyorum filan oluyorum. Ne oldu? Ne zaman buraya geldik? Ne oldu diyorum yani. Her şey değişmiş ki. Bir anda nasıl değişti? Değil mi? Ne tuhaf oldu her şey. İnanamıyorum. Demin acaba, gençlerin davranışlarından tuhaf. Konuştuk. Evet. Onların rahatlığı, yani enerjiyi, mutluluğu, dışarı çıkarmaları ya biraz aslında yoktu. Yerdim yani. Şimdiki gençliği biraz yerdim. Ben de az kaçıkarı derler yani öyle efendim öyle biraz ama yerdim. Her şeyden haberleri varsa ki ben evet. Kendi çocuklarımı takip ediyorum. Her konuya vakıfsalar bunun bir tehlikesi yok. Güzel bir şey bırak bu. Boşalsınlar, aha. Eğlensinler. Evet. Evet. Ama çok boşlarsa yani sanatı takip etmiyorsa, politikayı takip etmiyorsa, ülkesinde olan olabilecek birçok şeyden haberi yok evet. ise sadece buysa hayır. Ama onlar varsa ve bu yaşam tarzını seçiyorlar ve eğleniyorlarsa evet. Bir sorsanıza. Onlar burada değilmiş gibi davranıyorsunuz. Öyle mi arkadaşlar? Hayır hayır estağfurullah. Onlar beni gayet iyi anladılar. Hiç ses çıkmıyor hiçbir de. Eğer bu konuya söylediklerime yaklaşımları yoksa bile olacak.
bence. Olacak. Mesela çok merak ediyorum, 18 aşıldı. Hepiniz okulunuzda okuyorsunuz. Oy kullanacaksınız. Evet. Bilgili olmanız lazım değil mi ne yapacağınıza? Neye kullanmayacaksın? Kullanmalısın. Olmalı. İşte fikrin yok ama mesela kahve içelim. Hadi 5 dakika. Ay bu çok hoş. Buna vakit var. İşte ben de diyorum ki arkadaşlar bunlar bizim yurttaşlık görevimiz. Oy kullanmak zorundayız. O. Fikriniz olmalı. Sonra ağlamamak zorundayız. Sen bilgilen. Afişlerle değil. Vicdanı. Kokoreç geldi. Vallahi evet. İnanmıyorum. Gel buraya koy. Ya hayır olmaz dur. Gel buraya koy. Ya şaka gibi. Bana bak o içecekler nerede? Aynen. Ahmet Bey mi yola? Ahmet Bey! Ahmet Bey! Vay be! Ya ne acayip. Şalgam suyu da yolladı ya. Vallahi ya. Vallahi. Süper. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama dükkanın ismini bilmiyorum. Hadi siz kendiniz arada alın. İster misiniz? Yok sonra. Siz dün gece yemişsiniz, bir daha yemeyin yani. Niye? Arada yersin belki. Ha? Hadi siz şöyle şuradan ben vereyim. Arkadaşlar kokoreç istediniz, karnımız aç dediniz. Yanında bir de içecek olsun dediniz. Bir daha ne yapayım? Ne yapayım? Afiyet olsun. Hayatta en sevdiğim şeylerden biri şalgam suyudur. Sever ben misin? De çok severim şalgam. Acılısı acayip. Ben acılısını severim. Soğuk mu? Arkadaşlar yavaş yalnız. Ah bu Rukiye'ye, ah bu Rukiye'ye. Yo. Evet abi, bekliyorum. Tamam yiyelim yavrum. Evet. Sakla. Ahmet Bey, kesenize bereket. Allah kazancınızı arttırsın inşallah. Evet. Şimdi arkadaşlar, çoğumuz için gece olduğunda arkadaşlar. Hepimiz gece olduğu zaman, yani bizim için uyku vaktidir hani gece. Ama Nalan için gecenin bir anlamı var. Daha çok ürettiğin değil mi? Evet. Ne yapıyorsun evet. Geceleri bir anlatsana. Şimdi son 18 aydır pek bir manası kalmadı gecenin. Gece demek bebek uyanacak. Evet, hakikaten öyle sıcak ki. Yani zor koşullar altında inanamazsınız. Peki albümü birazcık anlatsana bize. Yani bugün aslında kaç? 3 oldu. Şimdi birazdan da bir tane daha dinleyeceğiz. Hani albüm içine sindi. 2 yıl ben bunu böyle ilmik ilmik ördüm. Çok da iyi oldu. Ya ben aslında 2 sene evvel Türk müziği albümü çıkarmışım ya, nostalji albümü. Hani o da bir şeydi. İşte plak cızırtılı falan, eskiye dönmüş gibi, özellikle öyle istedim. O yapılmamış 45'likler de moda oldu ya acaba. Evet, 45'likler gibi sanki toparlanmış 45'likler gibi seni de toparlanmış. Öyle bir proje yoktu. Onun için yaptım. Benim kendi şeyimdi bu. Bu da canım istedi yaptım. Bunu da içinde aslında bu manyağın da içinde işte ne bileyim demodelin de içinde çok fazla mesaj var aslında. Hani ne olduk? Neydik ve ne olduk? Var bol bol. Biraz böyle eleştiri albümü. Aslında hepimizi eleştiriyorum. Hani güzel bir şey değil yaptığımız demek istiyorum. Söylüyorum bu. Herkesin gözüne batıra batıra. Kimse anlayana. Kimseye güvenmiyor. Kimse kimseye artık inanmıyor. İşte ne bileyim bütün manevi değerler demode oldu. Ama modası da gelecektir inşallah umuduyla. İnşallah. Ya bu mesajlı bir albüm. Bir de bu şarkıları özellikle böyle okuması gerektiği gibi okudu. Sebebi de demodeyi falan ben birilerine yapmıştım. Ve onlar elimde kaldı. Dinletmedim. İmkanı olmadı. Elimde kaldılar ve dedim ki ben böyle bunları elinde seviyorum. Kalan daha çok var mı? O bir sürü. Bir sürü var. Kime vermek ve dedim ki nasıl olsa ölene kadar oyalanıyoruz Berrin'cim yani. Şöyle hoş hoş oyalanayım. Ya ver 3-5 tane ben söyleyeyim şurada. Memnuniyetle. Nalan peki sesi çok kötü. Ama parayı da bastı yani. Verir misin? Vermem. Yok vermem. Asla. Vermem. Böyle, peki testin var mı öyle bir testten mi geçti? Nasıl yapıyorsun? Yeni çıkacak ya mesela. Ya isteyen çok oluyor. Ama yok veremem yani. Yazık değil mi ya? Doğru. Para kazanacağım bu işte. Ya bana her şey para mı ya? İnsan çocuğunu satar mı be? Ya çocuk mesela çok sinirleniyor. Çocuğu bu ya. Değil mi yani? Allah Türkiye'ye bu laf.
insan çocuğunuza da. Çocukla ne alakası var bu meselenin? Bunlar Allah tarafından. Güzel Allah'ım. Peki yani... nasıl seçiyorsun? Mesela sana gelip besten isteyenler oluyorlardır mesela. Ya ben çok kişiye beste vermedim. Zaten böyle çok fazla görüştüğüm insan da olmadığı için belki o da etkili oluyor. Mesela arıyorlar. Aradıklarında genelde ablamı arıyorlar. İşte böyle böyle biz bir beste istiyoruz. Ben şeye çok gıcık oluyorum işte. Nalan'ın şunun gibi parçası veya bilmem kimin bunun gibi parçası. Tarif ediyor bir de. O tariflere çok gıcık oluyorum. Git o zaman onu tekrar oku. Yani niye onu tarif ediyorsun? Peki mesela birine beste verirken hani hazırda var tamam iyiymiş al bunu oku mu diyorsun yoksa hani biraz böyle... Hazırda var değil üstüne uysun istiyorum o kıyafet. Üstüne uysun. Özel yapıyorsun istiyorum. Yani. Tabii, peki bunun tabii. için bir süreç geçiriyor musun şarkını verecek tabii canım, insanla? Tabii. Ne yapıyorsun? Bir arada bulunmuyorum. Yok yok bir arada değil. Genelde şeye bakıyorum hani ne yapmış ne etmiş neler yapıyor. Biraz elimde doneler oluyor ki hani biraz kullanabileyim o doneleri. Peki bugüne kadar verdiklerinden hiç keşke vermeyeydim de ben bunu söyleseydim. Yok hatta daha da hoşuma gidiyor başkasının okuması. Allah. Büyük bir haz yani. Bayılıyorum. Ay diyorum bu benim, söz benim, müzik benim ve okunuyor. Çok mutlu oluyorum. Mesela Demet Akalın'a da verdin. Evet. Başka kimler var böyle verdiğin? Mazi Ersoy'a vermiştim. Birol diye bir arkadaşım vardı. Birol'u belki sen biliyorsundur. Bizim camia bilir çünkü Birol'u albüm yaptı. Ona vermiştim. Ondan sonra Robert'in Esmer'inde çok az bir katkım var. Ümit Sayın'ın çıkış parçasının A bölümü bana ait. Oh. Aha, bir teşekkür yazıyor ama işte katkılarından dolayı A bölümünün müziği bana ait. Ha, katkı falan şey değil yani. A bölümünün müziği bana ait. Kızıyor musun mesela söylemediklerinde? Hani bestecilerin yok söylenmemesine değil. Ben şeye çok kızarım. Ben kimsenin hakkını yemem. Allah rahmet eylesin. Kerim Tekin sadece bir kısacık olmuyor be güzelim lafını ekledi diye şarkıma. Onu yazdım yani. Hani özellikle de parantez içinde yazmadım. Olmuyor be güzelim Kerim Tekin'e ait demedim. Yani orada bir katkı var. O katkıyı takdir etmek lazım. Öyle yok 250 gramını bestenin sen yaptın da 100 gramını bilmem kim yaptı da. Yok işte o beste o kişilerle bir araya gelmiş, oluşmuş. Onun da hakkını vermek lazım. Onun da hakkı var söylemek yani. Lazım, tabii teşekkür ki. Etmek lazım. Tabii yani. Muhakkak. Peki hadi gel zırt oynayalım. Hadi oynayalım. Dur hazırlanayım. Madem öyle. Ben Nalan, of aman Nalan mı? Yalnızca Nalan de bebeğim mi? Yalnızca Nalan de bebeğim. Albümü yaparım keyfime bakarım mı? Albüm yapmak yalnızca başlangıç, onun promosyonu mesele. Niye burada olduğumu sanıyorsun mu? Niye burada olduğumu sanıyorsun şekerim? Bu sıcağı niye? Ben manyak mıyım bu saatte gelmişim bu sıcakta? Aşk olsun ya ciddi. Hayatım bir şey de söyleyeyim arada ne olur söyleyeyim. Uzun zamandır senin programına katılmayı ben istedim. Çok teşekkür ederim. Ben söyledim. Çok nazlı. Yani özellikle bayılıyorum ona ve gitmek istiyorum o programa dedim. Özellikle buradan belirtiyorum sana. Artık bilmiyorum gerisini bak. Biz de uzun zamandır Nalan bu programa gelse diye program yapıyorduk. Vallahi kalp kalbe karşıymış Nalan. Ya. Ne zaman istersen çık gel. Deli misin sen ya? Teklif mi bekliyorsun? Ya bilmiyorum bir şey dedi galiba. Albümle bekliyorum. Bir şey dedi ama ya. Keller sağırlar birbirine. Niye yalnız bir şey söyledim? Yani sen yani diyorum ki yani programın çok güzel çok yani. Teşekkür ederim anladın mı ben? Yani ben. Gibi sen beni çağırmadın. Anladım. Valla anladım. Arada bir şey söyledin. Ha? Arada bir şey söyledin. Kötü bir şey mi söyledin? Ha? Yok bilmeden sıcak, dediğine sıcak. Göre tamam canım. Yanlış bir şey söylediysem de mi aldın? Hadi artık? Hadi bu saatte hadi. Delim o şeyi yapıyorlar bana valla. Peki. İlhamın nereden geleceği belli olmaz mı? İnsanın içinde heves olsun. İlham her yerden gelir mi? İlham kim? İlham. İnsanın içinde heves olsun. İlham her yerden gelir. Pilav mı makarna mı? Ay yani ikisine de çok feci bir şey bu yani. İkisine de yani. Ayranım. Ve bu pilav ve makarna yemiş hali. Evet. Kilo mu almıyorsun? Yok alıyorum canım çok güzel kilo alıyorum. Benim komik bir şeyim var. Ben şimdi diyorum ki sevinince ben kilo kaybetmeye başlıyorum. Albüm çıkıyor heyecanlanıyorum kilo kaybediyorum falan. Bir de aşık olursam. Kilo alıyorsun. İskeletim mi diyorum bulursunuz. Daha da zayıflıyorum. Yani üzüleyim beni ağlatın falan beni bir köşede 150 kilo koltuğa böyle kaldıramıyor o şekilde. Mutluluk da veriyor. Tabii. Üzüntü de alıyor. Üzüntü de alıyorum tabii. Bazı insanlar için de tam tersi oluyor. Bak 3 hafta evvel ben 56 kiloydum. Şu anda 51 kiloyum.
Allah, o kadar da evet, o kadar zayıfladım. Bilmiyorum, ben de anlamadım. Sizin hiç böyle şeyler etkilenmiyor mu? Yok, hiç. Sizin metabolizma düz. Umurumda devam. Hiç. En iyisi. Piyasanın suyu çıktı, yeni işlere bakmak lazım mı? Müziğin suyu çıkmaz, çıkamaz mı? Çok böyle şey bir şey değil mi? Müziğin suyu çıkmaz, çıkamaz. Ha. Piyasanın suyu çıktı. Hatta daraldım yani. Dertli şarkı falan duymak istemiyorum. Hmm. Evet yani. Bunda bizim de çok büyük hatamız. Hata payımız yüksek yani. Hepimiz. Ne gibi? Hep birbirine benzeyen şarkılar. Hep böyle bir kere hançerli şarkılar. Damar. Kalbini hançerleyen parçalar falan böyle. Aa, yeter be kardeşim. Üf. Artık öyle parça yapmayacaksın mı? Ya şu anda hiç o modda değilim. Allah da yaptırtmasın. Ya kimseyi üzmek istemiyorum. Hakikaten çok üzüyormuşuz yani. Ya müzik çok etkili bir dil. Geçmiş dönemlerde, yüzyıllar evvelinde müzikle iyileştiriliyor akıl hastalıkları. Ve o şarkılarda mesela çok zaman evvel hatırladım, aklıma geldi, çok üzüldüm ya. Bir arkadaşımın şarkısı gerçekten damar şarkı. Yani o şarkıda kız intihar ediyor. Yani aşk acısı çekiyor. Belli, o şarkıyla artık tap noktada acı. Aşk acısı çeken biri var aramızda. Ve intihar ediyor. Ah Rukiye. Yani şarkıların dili çok kuvvetli, çok güçlü insan üzerinde. Kesinlikle. Yani bir şarkı insanın modunu gerçekten çok değiştirebiliyor. Tabii. O kesin. Rukiye Hanım'a diyeceklerimiz var. Rukiye Hanım, ben de bir anne olarak size %100 katılıyor, sizi destekliyorum. Kızınız zannetti ki buradan size ben böyle, Rukiye Hanım niye böyle yapıyorsunuz falan diyeceğimi. Ama madem annen böyle bir karar vermiş, bence kesin hakkıdır. Ben Tuba. Artık anladı Rukiye Hanım. Sevenleri ayırmayın ama yine de Rukiye Hanım, öyle diyelim biz size. Peki, evet, devam edelim. İstanbul'u topbaş Mahsun Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Beş... Ya sen benim sanat hayatımın sonunu getiriyorsun. Niye? İnsanların aynı zamanda politik görüşü ve düşüncesi olamaz mı? Hayır, bu da mı artık insanlar korkuyor. Bu da mı yasak? Bunu ya sanatçıların söylenmesi, söylemesi etki altında bırakıyor diye, insanlara hoş olmuyor diye düşünüyorum ama benim zaten fikrim, zikrim ortada biriyim şöyle ben. Şöyle bir insan var mı yani? Ha. Ona veriyormuş Nalan. Biz de onu çok seviyoruz. Dolayısıyla onu verelim diye. Yok yok, var var. Niye olmasın canım? Yani etkilenen var, çok var. Tabii ki. Ya zannediyor musunuz ki yani Türkiye'nin her bir bucağı... Herkes sizinle aynı fikri paylaşıyor, aynı şeyleri biliyor, aynı şeyleri seyrediyor değil. Hiçbirimiz, hepimiz birbirimizden farklıyız. Hepimizin bilgi seviyesi farklı. Hmm. Yani niye cahil bir ülkeyiz o zaman? Hmm. Madem öyle olmuyorsa niye cahil ülkeyiz? Hmm. Ama bunu tasvip etmiyorsun. Etmiyorum tabii olarak. Ki ama işte yani örnek alınıyor maalesef. Sanatçı örnek olmak zorunda değil ama maalesef o yapıyor, ben de yaparım oluyor. Peki. Birçok şey. 5 dakikada şarkı yazarım, güzel de olur mu? 5 dakikada mani bile yazılmaz, saçma saçma konuşma mı? 5 dakikada şarkı da yaparım, güzel de olur. Nalan, erişim konusunda beni bir şeylere zorlarlarsa... İşim konusunda. İşim konusunda beni bir şeylere, zorlarlarsa kafalarına bardak, çanak, ne bulduysam sağda solda atarım, fırlatırım. Atarsın. Kafalarına. Beni kimse zorlayamaz. Herkes de bir kırıp döküyor yani. Hepimiz içinde bir şiddet var arkadaşlar. Var ama var ya. Canım, çok birikim var. Tabii içimden öldürmek geliyor, öyle çıktı zaten benim o yaralıyım. Şarkının içinde en çok onu kullanıyor insanlar. O benim için öldü. Onu o kadar sinirliyim ki onu öldürmek istiyorum filan. Devamlı bunları kullanıyorlar. Manyak bir şey falan böyle. Hep bunlar yani, bunları duyuyorum artık çevremde. Peki, eğer cep telefonlarımız olmasaydı? Benim cep telefonum yok. Aa. Yok, kullanmıyorum. Aa. Tabii ki. Nasıl? Tabii ki. Ya elimden gelse yasaklatırım. O bütün kadar. Dünyada yasaklatırım elimden. Peki gelse. Nasıl sağlıyorsun iletişimini? Yani böyle bir hayat nasıl oluyor? Kardeşime diyorum ki bebekten uzak tut, kullanma, lütfen kullanma. Ev telefonuna yönlendir, bir şey yap, lütfen kullanma diyorum ama o beni dinlemiyor. Diğer kardeşim de dinlemiyor. Hep o telefonlar alınıyor, uzaklaştırılıyor. Alınıyor, uzaklaştırılıyor. Ve iş olmayan kimse zaten çok önemli değilse, çok elzem bir işi yoksa kesinlikle cep telefonu kullanılmamalı. Zararlı olduğu çünkü için. Zannediyorsunuz ki sizin kalbinize zarar veriyor, sizin beyninize zarar veriyor. Olsun canım, versin, ne olacak? Biz her şeyi yapıyoruz zaten. Hayır, doğaya zarar veriyor. Bulunduğu baz istasyonu, kuşa, böceğe, her şeye zarar veriyor. Her şeye.
Ve çok tehlikeli bir boyutta kullanımda. Herkesin elinde. Evet, aslında bir tek cep telefonu değil yani. Yani elektro, işte onu söyleyecektim. Manyetik dalga veren her alet ya için. Çocuklar bu... bana kızıyor, niye girmiyorsun internete diye. Benim sistemden arkadaşlarım. Evet. Bana kızıyorlar, niye girmiyorsun diye. Gözümü onun yüzünden bozdum. Boynumun fıtığı onun yüzünden azdı. Ve de bile yetmiyormuş gibi zombi gibi bütün vücuttaki nemi çekiyor. Gözler kuruyor. Kurutuyor, evet. Bir tuhaf oluyorsun yani. Mümkün olduğunca hepsinden uzak duruyorum. Televizyondan dahi. O kadar. Tabii. Vay be. Sen yakında bu şehri de terk eder. Şöyle bir hani oksijeni bol falan bir yere gidersin. Mümkün olsa herkes terk etse yani. Ya televizyonda mesela başına oturup da sabah akşam sabah 8'de kalkıp mesela sabah başlıyorlar televizyon. Var, benim akrabalarımdan da var böyle tipler. Komedi yani. Kimin için televizyon yapılmış? Kimin içindir diye araştırmada yaşlılar için, hastalar için. Ondan sonra işte ne bileyim hani arada meşgale olsun diye bakmak için çocuklar için. Bir bakıyoruz herkes televizyon başında. Herkes televizyon başında ve zararlı ya, zararlı. Zararlısı da var. Zararsız. Hayır şey olarak zarar diyorum bu ya. Bu kadar uzun zaman seyretmek. Ha şey özellikle de LCD'ler evet yani. Doğru evet. Evet ya, onlar feciymiş yani evet. Bu arada anlamak yok şey lazım. Program olarak demiyorum canım, hepimiz seyrediyoruz. Ben de seyrediyorum ama benim mesela belli zamanlarım var. Seyrediyorum ve kapanıyor. Devamlı açık kalmıyor. Orada da kontrol ediyoruz. Erhan Bey. Arkadaşlar. Hepimiz gece olduğu zaman yani bizim için uyku vaktidir. Hani gece. Ama Nalan için gecenin bir anlamı var. Daha çok ürettiğin değil mi? Evet. Ne yapıyorsun evet. Geceleri bir anlatsana. Şimdi son 18 aydır pek bir manası kalmadı gecenin. Gece demek bebek uyanacak diye sessiz olmak demek 18 aydır. Ama esasında ben geceleri bestelerimi yapabiliyorum. Senin bebeğin ama. Ablamım var. Ha. Ablam bizimle yaşıyor. Ha, merak. Doğru, sen ailenle aydır. Birlikte yaşıyorsun. Hı-hı. Ve bundan çok evet, keyif alıyorsun. Çok. En güzelini yapıyorsun çok, arkadaşım. Çok çok mutluyum. Müthiş bir şey insanın ailesiyle yaşaması. Berrin bir şey söylemek istiyorum. Yıllar evvel kasetim çıktı. İşte ablam yanımda devamlı. Herkes ablasıma falan hani böyle bir şeye giriyorsunuz ya, aynı filmlerdeki gibi bu piyasanın içerisinde, camianın içerisinde diyeyim. Giriyorsunuz aynı filmlerdeki gibi ve uzaylı gibi davranıyorlar falan. Ablasım yanında. Ay Kezban ne yapacakmışım ya? Ne olacakmış? Yıllar geçti bir baktım. Bana bunları söyleyenler. Dağıldılar işte, değil mi? Dağılmayı bırak, herkes kardeşiyle çalışmaya aldı, başladı. Yani herkes. Ve ay dünya bile benim örnek aldı. Öyle. Baksana bir şey söyleyeyim mi? Dünyada bile herkes. Hayatta ailesiyle barışık, mutlu, kökünü, köyünü, suyunu, sopunu unutmayan İnkar insandan etmiyorum. Hiçbir zaman zarar gelmez. Her zaman da o insan başarıyı yakalar arkadaşlar. Ünlü evet. Türk büyük kadınlarından Berrin. Hakikaten çok özel bir şey. Anne, baba hayatta mı hepsi? Babam vefat etti. Peki anne, Allah rahmet eylesin. Annen, evet. Ablan. Annem, bebeğin. Ablam, bebeğimiz. Bir de büyük ablam evli, onun da iki bebeği oldu. Altı kızlar durumu yani. Beraber yaşıyorsunuz. Yani. Ben diyorum ki dünyanın en şanslı insanıyım. Evet ama gece olunca tabii senin için başka... Tabii anlamlar da ifade işte, ediyor. Gece beste zamanı. Ha, ne yapıyorsun beste zamanında? Beste zamanı mumlar yakılıyor. Bir köşem var muhakkak. Berrin nereye gitti çocuklar? Ha, mumları çıkardı. Berrin. Beste yaptı. Ben böyle altı abire bu gibi. Evet. Hadi sana bakalım. Şimdi gece ambiyans yapacağım. Hadi. Gece de zaten şu anda. Ama bugün evet, buradasın. Evet. Tamam mı? Mum var. Herkesek olsun. Böyle değil mi? Mumsuz. Oy. Mumsuz olmaz. Mumu eline alıyormuş o. Ay mumu eline alınmaz ya. Yanlış söyledim. Evet. Ama gece evde tabii ki böyle oturmuyorsun. Topuklu ayakkabılar falan. Muda giremedim de ver pijamalarımı. Evet. Ha, tahmin ettim tabii. Şunlar terliklerin. Ha. Rica edeceğim giymeni. Ha, tamam. Evet. Al hayatım. Heh. Ondan sonra efendim. Ayağımı... Hangisini tercih edersin? Bu olmasın. Pişamalar. Bu biraz galiba... Dantelli mantelli mi? Ama içi tamam yani. Olabilir. Ama kırmızıya kırmızı olmaz ya, dur. Çok kötü şunu zaten. Ah. Bak silikonlarım çıktı, dur. Ah. Nalan'ın gece hali. Evet. Oh. Yemenisi de başında. Şekerim, ellerim langıydı. Soğuk buz gibi be, ne güzel. Evet, iyi geldi değil mi? Çok güzel. Ya. Evet, bunları atabiliriz içeriye.
Berrin, orada ne var Berrin? Var var daha dur. Orada ne var? Dur. Orada bir buzluk falan mı var? Evet. Aa, gitarın tellerini koparmam lazım. Niye? E çünkü ben gitar... Arkadaşlar ben enstrüman bir tek kanun çalabiliyorum. Çok az klasik kemençe çalıyorum çok az. Evde gitarım var, gitar öğreneceğim diye aldım. Evet. Ama tabii bir hoca tutamadığım için de ben onların tellerini kendime göre ayarlayıp öyle çalmaya başladım. E kopar o zaman. Koparmasın. Yok, ya. Olur mu kopar o zaman sen? Akordu bozukluğunu. Evet, gece oldu. Mumları yaktık. Evet. Eline gitar verdik. Çok kötü be. Gerisi ne oldu Nalan? Bir beste çıkar mı? Şu şeyi bir iki dakikalığına söndürsenize. Mum yaptık. Arkadaşlar onu bir çevirin ya da. Bana doğru. Bana evet. Doğru. Nalan geceleri ne yapıyor deseniz işte tüm ya. Sihirli akorları. Onu yapıyorum, ne yapayım başka? Bir beste çıkar mı? Bütün bestelerini gece yapmışsın. Yok yok, çıkmaz. Beş dakikada insan beste yapar mı? Bak mutfağa gitmiş çay almaya, gelmiş hangi parçandı? Sök kalbini. Sök kalbini. Bunu 5 dakika içinde çay arası yapmış. Ama şimdi ne oluyor? Öyle çay arası derken tabii basite indirgeniyor da. Zaten yok, öncesinde... o anlama demedik ha, yani. Hani yok, ben kendim ben söylerken basite indirgeyerek ben söylüyorum zaten. Yakarım yenimi bak. Ben söylüyorum hayatım, yok. Onu ben söylüyorum ama mesela küçüklüğümden beri yaptığım için... Mesela ben kanun talebesiyim. Hı. Kanun için hiç alıştırma yok. Çok az alıştırma var. Ben de kendime kanun alıştırması yazdım. Ortaokula gidiyorum. 10 parmak kanun alıştırması. Normalde 2 parmak çalınıyor ama sol el kullanıyoruz. Sağ eli de bütün parmakları kullanıyoruz. 10 parmak kanun alıştırması. Kanunu nasıl ilerletebilirim? Hep beste kısmındayım yani işin. Hiç rahat durmuyorum. Hocanın verdiği alıştırmayı çalsam yetmiyor. Bana bak yalnız. Böyle çok güzel oldun sen ha. Yakıştı o terlikler. Sağ ol. Bir de serin, bir de serin. Vallahi, sana böyle bir gecenin rengi, hissiyatı, beğen falan bir şey vermiyor muyuz? Mesela Erhan Bey falan bizim enerjimizden şöyle bir... Şey. Hiç vallahi gelmez ki ya. Öyle ya. Gelir mi öyle? Bu kadar ilham veremedik yani sana. Hiç yazıklar maalesef, olsun. Şiir maalesef. Okuyayım sana. Hadi. Ben şöyle tıngırt atayım. Var mı öyle bir güzel bir şey verelim mi? Ekolü bir şey, mikrofon. Gerek yok. Tamam arkadaşlar, şiir dinleyeceğiz. Ağlasam sesimi duyar mısın mısralarımı? Dokunabilir misin gözyaşlarıma ellerimi? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu. Bu derde düşmeden önce bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Nalan. Nalan, ben Cüneyt. Muhteşem. Bana beste falan yaptırtmaya çalışıyor zaten. Beste ama hazır yeni yaptığım bestelerim var. Ne oluyor? Hadise. Ne? Ne? Şalgam suyunu mu alayım ortadan? Tamam. Gitarı da al ne olur, ben birazdan cinnet geçireceğim. Tamam ben. Niye? Aa, çok sıcak çünkü. Kadar, onu tekrar bile açar mısınız arkadan? İçerisi evet de ya. Bir koktu ki. Hem sıcak. Hem şey. Evet. Ay ne güzel burası. Nalan ne yapıyorsun buraya? Ne güzel burası. Bayağı bir ev moduna girdi. Vallahi girdim. Ben... Artık hayatta çıkarmam ben. Biraz da yaramaz erkek zaten çocukları gibi. Çıkarma çıkarma. Valla bugün başka bir şey isteseymişim olacakmış. Şu evet. Ayağımın altı biraz ameliyatlı. Biraz böyle resimlerle konuşmak istiyorum. Diyorum. Konu evet. Konuyu açsın. İki lafın belini kıralım. Seviyorum. Ben de çok seviyorum. Müthiş. Hatta diyorum ki iki geldi de dans edip de şarkı söyleyen birilerini gördük. Evet. O kadar. Evet ya. Ne oluruz peki? Oluruz oluruz. İyi olur. Bir bence oluruz. Olamayız. Bir olur mu? Bir olmayız. Bir olmayız. İki. Var mı attıran? Dört. Ha ama şu sıralar Türkiye'nin önemi gitgide dünyada güçleniyor. Üçüncüyüz, belki... üçüncü. Ama bir üçüncü. Çok zor yani geliyor bana. Çünkü Sertap oldu ya bir. Ha. Bir daha yapmazlar mı bizi bir? Çok zor geliyor yani. Dört. Ama ne parça ya. Değil çok mi? Güzel süper parça ya. Çok, çok eğlenceli. Vallahi çok öyle. Güzel. Evet. Peki. Ben bayılıyorum ya. Sizden? Çok sıcak. İyi oyuncu. Hele de hiç yabancı damat unutamıyorum yani, yabancı damadı.
Süper değil mi? Çok eğlenceli. Onun için seyrediyordum. Anne ve onun için. Evet. Ben seviyorum. Yani misyonu nedeniyle en azından sevilesi. Sevilesi. Görevi muhalefet yapmak. Yapıyor. Evet. İnsanlar dese de görevini yapıyor yani. Muhalefetini güzel yapıyor. Peki. Güven, dürüstlük, doğruluk. Ne diyeyim daha? İlk önce bakınca güven. Güven, dürüstlük, doğruluk. İyi bir baba. Karizma. Şefkat dolu gözler, bakışlar. Sizce? Katılıyorum. Katılıyorum. Peki, en çok izlediğiniz ana haber bülteni Ozan Uğur Dündar mı? Evet, ben onu seyrediyorum. Bu ara o. Bu ara o. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu kadardı resimlerde. Gecenin rengi devam edecek efendim. Onlar müziğin gece yolcuları. Onları çok seviyoruz. Onlar güzel adamlar. Gece yolcuları 18 Mart Çarşamba gecenin renginde. Benimle olmayacaksın. Kuvvetle istimal. Peki. Arkadaşlar sizlere çok teşekkürler. Kokoreç bu arada süperdi. Ahmet Bey tekrar kesenize sağlık. Değil mi arkadaşlar? Ahmet Bey'e bir alkış yollayalım bu arada. Ayaklarınıza sağlık. Bir de keçi boynuzu dağıtmıyorum bunun üzerine. O artık bir daha bir geldiğinizde. Hayır keçi boynuzu sonra. Nalan tekrar teşekkürler. Ben teşekkür Hayırlı ederim. Olsun. Ben Erhan Bey çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Gecenin adamları size çok devamlı. Teşekkürler diliyorum. Çok seviyorum size. Evet. Yarın saat 23.30'da gece yolcularıyı bizler yiyoruz. Ben de çok seviyorum onları. Evet, gece yolcuları gelecek. Milli bir konser verecek. Yarın yine burada olacağız. İyi uykular, iyi rüyalar ve söz uyumaları için hemen söz Nalan'dan. Thank you.
fırtınalar bizi bizden edemez. Kederle mutlulukla sınandık, yine de aşkımız bitmez. Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez. Kederle mutlulukla sınandık, yine de aşkımız bitmez. Söz verdik biz Allah'a, candan öte bir aşkla.